Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, geçen haftaki dersimizde sehir secdesi ile alakalı bir takım ahkamdan bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizde de yine aynı şekilde namaz içerisindeki yanılma ile alakalı son bir meseleden bahsedeceğiz ve çoğu kişinin namaz kılarken başına gelmiş olduğu son bir meseleden bahsedeceğiz ki o mesele de şu. Bir kişi namaz kılarken namazda üçüncü rekatta mı, dördüncü rekatta mı bu şekilde kaçıncı rekatta olduğunu karıştıracak olursa bu durumda ne şekilde hareket etmeli bu konudan bahsedeceğiz. Sonrasında bu konudan sonra tilavet secdesi babına başlayacağız. Ki tilavet secdesi de nedir? Hanefi mezhebine göre Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde e, secde ayet-i kerimeleri bulunmaktadır. Bu 14 yerdeki ayet-i kerimeler okunduğunda bu ayet-i kerimeyi okuyana ve bu ayet-i kerimeyi duyan kişilere tilavet secdesi yapması nedir vaciptir. Bu tilavet secdesinin yapılmasının vacip olması namaz dışında veya namaz içerisinde olması itibariyle değişmez. Aynı şekilde hem namaz içerisinde okuyan kişiye de vacip olur. Namaz dışında her kişi herhangi bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim okuyorken de eğer okuyacak olursa ne olur? E, tilavet secdesi vacip olmuş olur. Burada tilave secdesinin kimlere vacip olacağını, e, kimlerin okumasından dolayı tilave secdesinin vacip olacağını ve hangi duyan kişilere vacip olmayacağını bu konulardan bahsedeceğiz. Ve tilave secdesinin rükünü nedir? Yani tilavet secdesinde bir sıralama şart mıdır? Son tilave secdesi veya ilk tilave secdesi gibi bu şekilde bir secde şart mıdır? Bu konudan bahsedeceğiz. Ayrıca bunun dışında tilave secdesi dışında, bunun bu konu dışında e, tilavet tilave secdesinin Namaz içerisinde olmasıyla namaz içerisi dış, namaz dışında olması arasındaki temel farklılıklardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk konumuza dönecek olursak ilk konumuz neydi? Kişi namazdayken kaçıncı rekatta olduğunu unutacak olursa. Özellikle bugün günümüzde vesveseli olan veya dünya haliyle, dünya meşgalesiyle beraber o tefekküre dalıp da namaz kılan insanların başına çokça gelen konulardan bir tanesi bu konudur. Yani kişi dört rekatlık bir namazı durduğu zaman da ya ben iki demeyeyim, üç de miyim Dolayısıyla iki deysem teşehhütle oturmam gerekiyor. Oturayım mı, oturmayayım mı? Yoksa üç demeyeyim. Üç deysem teşehhütle oturmam gerekmiyor. Peki sonra 3'ü kıldım. 3'ü kıldıktan sonra üzerine bir rekat ilave ettim. E, az önce 2'de 3'te diyordum. 3'te olma ihtimaline binaen ben 4. rekattayım. O zaman şimdi 4. rekatın son oturuşunu yapmam gerekir mi, gerekmez mi? İşte bu konulardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyelim. Hanefi mezhebine göre bir kişi şayet namazda kaçıncı rekatta olduğunu karıştıracak olur ise bu durumda bakılır. Bu durum Başına devamlı gelen bir kişi değil ise bu durumda e, ne olur? E, namazını iade etmiş olur. Ama eğer e, bunu unutmak adeti değil ise yani şöyle söyleyelim. Başına ilk gelen kişi baştan alır. Peki başına ilk gelen kişi ise ne yapacaktır? Namazına devam eder. Peki bu başına ilk gelmeyen kişi... Ee, ya bu şek devamlı gelen kişiden kastedilen ne? Böyle unutmak onun adetinden adetindense. Unutmak onun adetindense yani bu başına devamlı geliyor artık. Böyle ise bu durumda bina eder. O zaman başına bu devamlı gelmiyor ise nadir olarak geliyorsa, bu kişinin ne yapması lazım yine namazı bina etmesi gerekir. Onun için kitaplarımız burada fein kane yaridu alehu kesiran bu ifadeyi şöyle açıklıyorlar. Unutmak onun adeti değil. Yani devamlı böyle. Ee, unutmayla alakalı bir problem yaşayan kişi değil. Yani bu devamlık başına geliyor. Ee, böyle bir kişi ise bu durumda bina eder meselesinden bahsedeceğiz. Şimdi burada ilk olarak az önce dediğimiz gibi başına ilk kez geliyorsa bu kaçırmak o zaman baştan alacak. Veya başına çok nadir geliyorsa baştan alacak. Ama başına nadir gelmiyor bu bunu unutmak adeti ise devamlı başına böyle bir şey geliyorsa bu durumda namazını bina edecek ama nasıl bina edecek? Şöyle bina eder. Yakin ile hareket eder diyeceğiz. Yakin nedir peki? Az olandır. Örneğin diyelim namaz 4 rekatlık namazda 2'yi mi kıldım 3'ü mü kıldım? Bakın 2'yi mi kıldım 3'ü mü kıldım dediğiniz zaman 2 yakinidir. Çünkü niye? 3'te de 2 vardır. 2 zaten kendisi ikinci rekattır. Onun için 2 her iki ihtimalde de bulunduğundan dolayı ne yapar? 2 ile hareket eder. Şimdi o zaman 2'den alır namazda asıl olan bu yönüyle 2 ile hareket etmesidir. Peki iki ile hareket etmesinden dolayı ne yapması lazım o zaman? Teşehhüte oturması lazım. Ama burada iki ile hareket ettiriyoruz ama 3 ihtimalini de hiçbir zaman bırakmıyoruz. Nereden anlıyoruz? Bir rekat daha kılacak olur ise... Yani 4 rekat daha kılacak, bir 4. rekat olacak olursa şöyle diyelim 2 olma ihtimaline rağmen 1 rekat kıldığı zaman şu an 3. rekatta ama 3 olma ihtimaline göre sen yani 3'te isem 4. rekattayım. Bundan dolayı 3 olma ihtimalini de bütün ile ortadan kaldırmayıp ne yapıyoruz? her rekatla ihtiyatla hareket ettirtip ne yapıyoruz? Seçe şey, şey, teşehhüdü oturtuyoruz. Onun için namazını bu şekilde tamamlar. O zaman 2 mi 3'te şüphe ettik kişi ne yapacak? 2'yi alacak. 2'de oturacak. 3'te ama da 3'ü de yine itibar ediyoruz. Nereden anlıyoruz? Bir rekat daha kıldığı zaman da ne olacak? 3 ihtimaline göre 4. rekatta, 2 ihtimaline göre 3. rekatta olduğundan dolayı 4. rekatta olma ihtimalini göz önünde bulundurup teşehhütte yine oturacak. Sonrasında yakinden aldığından dolayı ama orada yine 3 gibi. Çünkü ittifak yine orada da 3'te. Bu sefer bir rekat daha ilave edecek. Bir rekat daha ilave ettiğin zaman sonradan 4. rekatta yine oturacak. Çünkü yakinin yani azın aza göre 4. rekatta orada bir daha ne yapacak? Teşehhütte bulunmuş olacak. O zaman her rekatta yani son oturuş olma ihtimali olan her rekatta ne yapacak? Oturacak yani ihtimallere göre son oturuş olma ihtimali olan her bir rekatta ne yapması gerekir? Oturması gerekir. Bu çünkü ihtiyata uygun olan budur diyecek Hanefi fukuhası. Evet ve şekke bir kimse şüphe etse felem yedili kemsalla kaç rekat kıldığını bilmeyecek olsa ve huve evveli ma bu da başına ilk defa gel geliyor ise istekbele baş namazını baştan alır. Şimdi fuka burada evvelime aradalıyor. Başına ilk defa geliyor meselesini şöyle açıklıyor. Unutmak adetinden değilse. Yani namazları karıştırmak hep başına gelen bir problemi değilse. o zaman ya benim başıma ilk defa gelmedi. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez geldi ama adetimden değil. Olsun o zaman yine istikbal gerekir diyorlar. Ve inkâne yâradu Bu namazı, o namazı rekatını karıştırmak devamlı başına geliyor ise kesiran çok ben ala galibi dannihi. O zaman zannı galibine göre hareket eder. Çünkü İslam fıkı mükellefin vusunda olmayan, mükellefin kesin hüküm vermesine takat getirmemiş olduğu yerlerde mükellefi içtihadıyla, ile reyli, hareket etme hususunda mükellef tutar. E burada da onun sorumluluğu nedir? Zannı galibiyle hareket etmektir. Fe <laughs> inlem Eğer herhangi bir zannı yoksa yani ya ben 3 mü 4 mü kıldım bilmiyorum. İkisi %50 %50 böyleyse o zaman benalel akalli az olana ne yapar bina eder. O zaman buradaki mesele ne olmuş olacak bakacağız. Adam namazda rekatları karıştırdığı zaman zanlı galip varsa zanlı galip nedir? Yüzde %51 yani ihtimalin çoğunluğu diyor ki herhalde 3'teyim. Varsa böyle bir şey o zaman 3 üzerinden hareket edecek. Varsa zanlı galip 4 diyorsa o zaman 4 üzerinden hareket edecek. Ama böyle bir zanlı galibi yoksa 2 mi 3 mü iki ihtimalde var ve ikisi eşit. Birini diğerinden üstün tutamıyor. 3'te miyim 4'te miyim ikisi eşit. Böyleyse e, ne yapar? Ben alel akalli az olan rekat üzerinden yani yakın olan üzerinden hareket eder. Ve kadru anin nebi aleyhissalatu vesselam fi zalike bu konuda Allah Resulü'nden rivayet edildi. Akbarun muhtelifetun birbirinden farklı farklı rivayetler. Ve ruya aleyhissalatu vesselam Allah Resulü'nden şu rivayet edildi ki en kal Allah Resulü şöyle buyurdu. İza şekke ahadukum fi salatihi sizden biri namazında şüphe ettiği zaman da felem bilmezse eselesen salla em erban üç mü kıldı dört mü kıldı bunu bilmez ise ve bu durumda evvelü maseha yani bu ilk defa da olduysa istekbele ne yapar ee, namazını baştan kılar. Şimdi bu hadis-i şerifte Allah Resulü ne buyurdu? Namaz başını ilk defa geliyorsun namazını ne yapar? Kılar fil mesele ve ennehu nasun fil meseletül ula. Bu konu yani bu hadis-i şerif rivayet edilen bu hadis-i şerif e, nedir? İlk defa başına gelen konu hakkında açık bir beyandır. Nasun açık açık bir şekildeki bir beyandır. Ve Rava İbni Mesud e, Anhu İbni Mesud radıyallahu anh da Hazreti Peygamber'den yine rivayet etmiştir e, aleyhisselam. Et-teharriye inde şekki şek durumunda yani belirsizlik durumunda araştırmayı da rivayet etmiştir. O zaman iki rivayet var. Bir, Rivayetlerin birincisinde Allah Resulü namazı baştan alın diyor. Öbür rivayette ise Allah Resulü ne buyuruyor? Araştırın namazınızın e, sıhhatini, namazınızın durumunu için araştırın buyuruyor. İşte bu şekilde zahiri itibariyle birbirlerine çelişkiliymiş gibi duran iki rivayet var. Bu rivayetler özünde birbiriyle çelişki mi? Hayır, çelişkili değildir. Bu rivayetleri fukaha bakın. Müçtehit imamlarımız nasıl cem ediyor? Fahamannahu ala كَثْرَةِ الشَّكِّ biz ne yaptık? İbn Mesud radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden rivayet etmiş olduğu e, zannı galibe göre hareket et. Hadis-i şerifi çokça başına gelen kişiye hamlettik. Allah Resulü'nün diğer hadis-i şerifinde yani başına gelen kişiye de ne yap? Namazını baştan kıl meselesinde ne yaptık? Başına hiç gelmeyen ilk defa gelen kişiyle ne yapmış olduk? Bunu hasrettik. Fahamennahu ala kesretiş şekil. Şimdi bu da bu konuyla alakalı aslında yani bu, bu, bu mesele de gelmişken şu şey oluyordur. Bakın e, Selefi Salihin sadece maal okumasını okunmasının doğru olmadığını söyler. Yine aynı şekilde Selefimiz sadece hadis metinlerinin mahsa hadis metinlerinin doğru olması okunmasının doğru olmadığını söylerler. Yani söz gelimi diyelim ben bir Hanefi mezhebi olarak bir kişi olarak İmam Bukhari Hazretlerinin Bukhari metni rivayet etmiş olduğu eseri bütün ehli ilme göre bütün Müslümanlara göre Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih olan kitaptır. Bu hususta hiçbir kılav bulunmamaktadır. Peki bir Hanefi mezhebine müntesip olan veya herhangi bir mezhebe müntesip olan bir kişinin o hadis metnini, o hadis metnini müstakil olarak sadece metni okuması, yani bir Hanefi şarih tarafından onlar açıklanmaksızın, izahına bakılmaksızın sadece hadis metnini okuması caiz midir, değil midir meselesinde Selefi Salihin derler ki hayır hadis metnini de okuması doğru değildir. Çünkü niçin doğru değildir? Çünkü o metni okuduğu zaman evet biliyoruz o metin Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kitap. Peki e o zaman ama o metinde bazı kere Hanefi mezhebine mu e, muhalif gibi gözüken hadis-i şerifler var. O muhalifmiş gibi görülen hadis-i şerifleri ben Hanefi müçtehitleri ne şekilde anlamış ve ona muarruz olarak gelen Hanefi müçtehitlerinden İmam Ebu Hanife Hazretlerinin, Ebu Yusuf Hazretlerinin, İmam Muhammed Hazretlerinin e, onların ellerinde rivayet etmiş oldukları ona muhalif ondan daha kavi başka bir hadis-i şerif var mı yok mu? Bunu bilmeden sadece ah metinde gördüm. Metinde gördüğüm zaman da örneğin şurayı düşünelim. Aşağıdaki hadis-i şerifi biz İbn-i Mesud radıyallahu anh okumayıp, sadece şunu görsek. Allah Resulü dedi ki 3 mü 4 mü kıldın bilmediğin zamanda namazını git ne yap baştan kıl. Şimdi bu şekilde bir rivayeti ben de gördüğüm zaman da namazı baştan kıl dedi Allah Resulü. E Hanefiler ne yaptırıyorlar? 3 ve 4'te ednadan aldırtıyorlar denildiği zaman da yanlış itikada kişi ne yapabilir? Düşebilir. Bundan dolayı sadece hadis metinlerinin, sadece metinlerinin okunması doğru değildir. Çünkü yeterli donanımımız, yeterli birikimimiz olsa zaten o hadisleri hanefilerin ne şekilde yorduğunu veya yorma ihtimalini mutlaka göz önünde bulundururuz. Hadis-i şerife muarızı olabilir mi? Var mı? Bunlara zaten bir bilgimiz olur. Ama böyle bir bilgimiz olmayıp da işgüzarlık ya ben Bukhari metni okuyacağım diye sadece Bukhari'nin tercümesini okuduğu zaman da çünkü çok kardeşimize karşıyız. Hocam Bukhari de böyle diyor. Hanefiler nasıl böyle diyor şeklinde bir algı, bir hataya düşeriz. Bakın Selefi Salih'in ve Hanefi müçtehitlerin, Hanefi fukasının ne şekilde aslında deruni bilgilerinden dolayı evet böyle bir hadis-i şerif var ama bu hadis-i şerif gibi bir de Hanefi mezhebinin temelinde olan i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan ona muhalif gibi gözüken başka bir rivayet var. O zaman iki hadis-i şerifi de atamayacağımıza göre ikisi de sahihtir. İkisi de senedi sahihtir. O zaman Selefi Salih neden? ikisiyle de hareket ederiz. Ne yaparız? Bunların ikisini de cem ederiz. Birinci rivayeti deriz ki ilk defa başına gelen kişi. İkinci rivayeti de başına devamlı gelen kişi diye bakın her iki hadis-i şerifle de amel etmiş oluruz. Şimdi bilgi ve bir donanımı olan kişi bunu böyle algılar. Veya selefi Salihin ile eğer biz e, hadisleri okuyacak olsak biz bunu böyle anlarız. Ama selefi Salihinin bu konudaki yorumlarına bakmadan, Sadece hadis metnini açtım, hadis metninden hüküm çıkarmaya çalışıyorum. Böyle olacak, olur ise Allah muhafaza kişi yanlış itikada, yanlış şeylere de düşebilir. Bugün günümüzde malciler denilen tayfanın, malciler denilen güruhun zaten e, birçok hataya düşmesine veya birçok yönde ayaklarının kaymasına sebebiyet veren durum budur. Sadece Kur'an'dan hüküm çıkartacağız dedikleri için e, Kur'an-ı Kerim'de namaz yok. Kur'an-ı Kerim'de zekat doğru düzgün yok. Kur'an-ı Kerim'de orucun keyfiyeti yok. Kur'an-ı Kerim'de kurban yok. Kur'an-ı kur Kerim'de cuma yok. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak için bir şeyler bulmaları lazım. E, i̇nkar edilemeyecek şekilde icma var bunlar üzerine. İşte efendim namazı ta Yahudilerde kılıyorlardı. Kanada'da bilmem ne e, kilisesinde Hristiyan papaz beş vakit namaz kılıyor şeklinde. Düşünün sünneti kaynak değil. E, Yahudi şey, Hristiyan papazı kaynak olarak gösterilir Efendim kurban ibadetini İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a böyle yapmamıştı. İşte ne bileyim o e, İbrahim Aleyhissel Değil, Peygamber Arapların e, acitidir şeklinde bu sefer ne olur? Ayak kaymaya veya bir takım hükümlerde yanlış neticeler bağlamaya sebebiyet verir. İşte nasıl Kur'an-ı Kerim sadece kendisini diğer deliller diğer edille sahabenin Allah Resulü'nün o konudaki beyanları olmaksızın sadece Kur'an-ı Kerim nasıl hükme bütünüyle sadece kendisi olması itibarıyla bizim açımızdan mücmel olma ihtimali olduğundan dolayı bizim açımızdan bir takım şeylerin beyanı açık olmadığından dolayı nasıl yeterli değil ise onu bir peygamberin açıklamasını onu peygamberin birebir meclisinde bulunmuş olan ashab-ı kiramın açıklamasına ve sonrasında da onların beyanlarına bize aktaran müçtehit imamlarımızın beyanına ihtiyaç duyduğumuz gibi aynı şekilde Allah Resulü'nün hadislerinde de bir mahir olan bir zatın gözlüğüne, bir mahir olan bir zatın yardımına ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konuda da biz görmekteyiz bakın. İki hadis-i şerif var. Biz olsak ne yaparız cahil aklımızı? Allah Allah bunların ikisi nasıl olur ya? Allah Resulü bunu nasıl söyler? İkisinden birini ya reddederiz veya kabul ederiz. Modernizmi saçmalı işte budur. İlla ikisinden birini reddederler. Ama selefi salihin ne yapıyor? Yo hayır bu konu bunun hakkında, bu konu bunun hakkında dik iki hadis şerifleri de ne yapıyorlar? Rivayet ediyorlar. Evet. Ayrıca Verava i̇bn Av vel Kuderi Anhu el alel yakin Aynı şekilde Allah Resulü'nden sahabe efendilerimizin bazısı da yakın üzerine yani az olan az önce demiş olduğumuz gibi 3 rekat mı 2 rekat mı da şüphe ediyorum. Yakın olan hangisidir? 2 rekattır. 4 rekatta mı 3 rekatta mı kıldım şüphe ediyorum. Yakın olan hangisidir? 3 rekattır. Bu şekilde yakın ile hareket edilmesini rivayet etmiştir. فَحَمَنَّهُ <laughs> ra'yun ee, Ne olur? E, o zaman da biz bunu neye hamletmiş olduk? Ra'yi olmaması durumunda yakin ile hareket edilmesine ne yaptık? Şey yaptık. Amelen bin nususi külli. Bizim için burası önemlidir. Sahabe efendilerimiz Nasların tamamıyla e, rivayet ettiklerinden dolayı e, Nasların zahir itibariyle çelişi onun için Selefimiz yani müçtehit imamlarımız bu Nasların tamamıyla hareket edebilmek için ne yaptılar? Bunların üçünü de cem ettiler. Birinci rivayet baştan al diyor. Onun için ilk defa başa geliyorsa baştan. İkinci rivayet taharri diyor. Onun için ne diye İbn Mesud'dan gelen de zanlı galip denildi. Üçüncü rivayette ne deniliyor? Yakin deniliyor. O zaman da hiç zanlı şey zannı galip de yoksa yakin diye ne olmuş oldu? Yakin ile hareket edilmesi tavsiye ediliyordu. Onun için Selefi Salih'in burada bütün hadis-i şeriflerle ne olmuş oluyordur? Amel etmiş oluyordur. Sümme idâ bena Tamam o zaman yakin ile bina edecek. Bina ettiği vakitte yakudu fi kulli her mevzide oturur ki o mevziler yuhtemole en yekuna salati. Namazın sonu olma ihtimali olan her rekatta oturur. Nasıl? Az önce dediğimiz gibi kişi diyelim e, zanlı galibi yok. 2 mi üç mü şüphe ediyor. 2 mi üç mü şüphe ettiği zaman da yakin olan ikidir ikiyi alır. Yakın olan 2'dir. Peki 3'ü bütünüyle attık mı çöpe? Hayır. 3 olma ihtimali de var bu namazın. Çünkü şüphemiz var. Ne olacaktır? Ben 2'de olduğundan dolayı yakinle hareket ederim. 2'de olduğum için teşehhütte otururum. Sonrasında ama 3 olma ihtimali daha var. Sonra diyelim teşehhütten kalktım. 1 rekat namaz kıldım. Şimdi 1 rekat namaz kıldığım zaman 2 iki hareketi 2'ye göre nedir? 1 rekat ilave ettim. 3 oldu. Ama 3 olma ihtimaline göre işte ne oldu? 4. rekattayım şu an. Çünkü 3 ihtimali de vardı az önce. 1 rekat ilave ettim. Onun üzerine de dördüncü olma, dördüncü rekat olma ihtimal var. Dördüncü rekat olma ihtimalinden dolayı otururum. Sınır, son oturuş gibi otururum. Sonra kalkarım çünkü yakın üstteyim şu an daha. Üçteyim. Kalkarım bir rekat daha ilave ederim. O rekatı ilave ettikten sonra da bu sefer ne olur? Üç rekatıma göre dördüncü rekatı tamamlamış olurum. Sonrasında ise dördüncü rekatta olma ihtimalime şey, öbür ihtimale göre ise de beşinci rekatı tamamlamış olurum. Sehir secdesi yapıp namazımda ne olmuş olur? Çıkmış olurum. Ama en azından her namazda her ihtimale karşı 3 ihtimalinde de 4 ihtimalinde de üzerine bir rekat ilave ettiğim zaman da kadeh-i ahiremi yerine getirdiğimden dolayı her türlü namazım ne olmuş olur? Tamamlanmış olur. Burada ne olmuş olur? Bunun için niçin böyle olur? Teharrucan anterki ı kadeti böylelikle ne olmuş olur? Son kadeh-i ahirenin terk edilmesinden kurtulmuş olur kişi. Evet. Bir başka konu bab de Tilav babı sücüdü tilaveti. Tilave seyircesi babı. Hanefi mezhebine göre Tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçmektedir. Bu 14 yerdeki tilavet ayet-i kerimelerini okuyan kişiye ve onu diyen kişiye, kişi ne diye, tilavet secdesi nedir? Ee, vaciptir. Bu kişinin e, Kur'an-ı Kerim tilavet secdesini duyduğu zaman da vacip olabilmesi için namazın ya edasıyla veya kazasıyla sorumlu olması gerekir. Esasen edasıyla kazasıyla sorumlu olması meselesinde şu, şey olur hem okuyana hem dinleyen için. Örneğin çocuk hususunda çocuk kazayla da sorumludur, edayla da sorumlu değildir. Aynı şekilde ama çocuğun okuduğunu diyelim. Bluetooth'un ermiş olan kişi duyacak olsa vaciptir. Çünkü niye o kişi edayla ve kazayla da sorumludur. Yine ikinci olarak nifas olan kadın okusa, nifas olan kadın kendisi okusa veya düşünsene ona vacip olmaz. Lohus olan kadına vacip olmaz. Çünkü niye namazın edası da kazası da ona vacip değildir. Bu yönüyle vacip olmadığından dolayı ne olmaz? Bu durumda, bu bahsetmiş olduğumuz durumda okusa da kendine vacip olmaz veya dinlese de vacip olmaz. Ama bunun okuduğunu başkası duyacak olursa o kişi kendisi mükellef olduğundan dolayı ona vacip olmuş olur. Ve bu tilavet seçisi nedir? Vacibin vacibidir alet tali ve samiye hem okuyana hem de işitene nedir? Vaciptir. Burada tabi şu var. Peki Kur'an-ı Kerim'in bizati Arapça lisanı üzerine okunması durumunda mı vaciptir? Yoksa Farisi ve bugün günümüzde Türkçe meal üzerine okunsa olur mu? Her ne kadar bazı tartışmalar olsa da İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre şayet kişi maalden de tilavet secdesini okuyacak olur ise tilavet secdesi gerekir demiştir. E, Halebi Sagir'de İbrahim Halebi Hazretleri. Onun için ihtiyate en uygun olan da nedir? Tilavet secdesidir. قال ve selam Allah Resulü şöyle buyurdu. Essecu taleamen telaha essecu talemen semi'aha tilave sezi onu duyan ve okuyan kişidir Ve alal lilvucubi. Ala ifadesi e, Hanefi usul anlayışına göre nedir? Vucubiyet içindir. Bundan dolayı e, bir sorumluluk yüklenmektedir o da vaciptir. Ayrıca velenne bazı secdaati emrun feyaktı değil Çünkü tilavet secdesi ayet-i kerimelerin içerisindeki işte, geçen bazı fescudu şeklindeki ifadeler emir içindir. Bu da vacip anlamını taşır. Ve bazı hazemmün ala terki sucudi ve hu manel E bazısı da nedir? Yani Mevla Teala diye iblis kıssasındaki bahsedilen ayet-i kerimede olduğu gibi Mevla Teala secde et dedi ama secde iblis ne yapmadı? Kibirlendi şeklinde. Yani secdenin terkinden dolayı ki onu zemdir. O da nedir? Müslümana yakışan Mevla'nın emrine imtisaldir. Onun için yine secdenin gerekliliği buradan da anlaşılıyordur. Ve tecibale terahi. Bu tilavet seçisi nedir? E, ee, terahiyen vaciptir. Şimdi terahiyen vaciptir. Yani nedir? E, ee, o esnada hemen yapılması gerekmez. Nedir? Burada asıl olan niyettir. Tilavet secdesinin şeyi nedir? Ee, niyettir. Ee, rüknu, niyet bu yönüyle e, niyet ettim Allah rızası için ben tilavet secdesini yapmaya. Bu şarttır. Bunun dışında bir de harici etkenler. Ne bileyim abdest, kıble kıbleye dönmeden tilavet secdesi olmaz. Veya işte temiz avretin örtülü olması da yine aynı şekilde nedir? Şarttır. Burada şu da kitaplarda zikredilir. Tilavet secdesi için kişinin mutlaka ayağa kalkması ne olmaz? Şart değildir. Tilavet secdesinde oturarak da kişi yapabilir ama ayağa kalkınması kitaplarda müstahap olarak geçilir. Yani ayaktan ben tilavet secdesi yapmaya niyet ettim. Allahu Ekber dedim. Orada Subhan Rabbi Yelala, Subhan dedim. Sonrasında kalktım. Farz budur, bitmiştir. Kalkınca Semihana ve Atana, Gufranek, Rabbana ve Lekel, Masır şeklindeki dua veya işte ayağa kalkmak ne değildir Hanifilere göre? İbadetin farzı değildir. Bir, niyet. iki az önce dediğimiz namaz için gerekli olan kıble, setir avret, abdest ve secdeyi yapmak farzları da bunlar da nedir? Aynı namaz için namazın bir cüzü olduğundan dolayı bu yönüyle de gerekir. Ama kalkmak ne değildir? Veya ayakta durmak hanefilere göre şart değildir. Bunu da unutmayalım. Evet. Ee, sevaun Sevaun kâne ettâli kafiran ev haizan ev nüfesâ ev cünüben ev ev sabiyyen. İster bunu okuyan kişi e, kafir olsun, e, hayızlı olsun, nifas olsun, cünüp olsun, abdestli olsun, çocuk olsun, akıllı olsun, kadın olsun veya sarhoş olsun. Şayet okuyan kişi, okuyan kişiye kendisi eğer kıraati sahih ise, kafir okusa bile Müslümana vacip olur duyduğu zamanda. Kıraati çünkü sahihtir. Burada hem okuyana hem de şey ne olur? Vacip olmuş olur. Tabi burada hem okuyana hem şey vacip olur derken eğer diyelim mesela okuyan nifas veya okuyan hayızlı Okyanın kendisine vacip olmayacak çünkü niye ibadetle de sorumlu değil. Kafirin kendisine vacip olmayacak çünkü ibadetle de sorumlu değil. Namazın edasıyla kazasıyla değil. Önce şeratla mükellef. Veya çocuğa bunu uçağına ermemiş olan çocuk, bu çocuktan diyelim mesela. Bunu uçağına ermedi. akıllı bir çocuk ama. O çocuk okudu. Kıraati say. O çocuk edayla kazayla sorumlu değil. O çocuğun kendisine vacip olmayacak ama ne olur? e, duyan kişiye bu vacip olmuş olur. Onun için duyan kişiye vacip olabilmesinin şartı kıraatin sahih bir kıraat olması. Yani bozuk olmayacak, manayı bozacak şekliyle takdim tehir manayı şeyleri olmayacak. Çünkü adam sarhoş olur hiçbir şekilde okuduğu kıraate benzemez. Mana bozulur o zaman zaten kıraat sahih değildir denir. Niçin? Lennen nasla lem yapsız. Çünkü nas dinleyene vacip olması hususunda bunu ayırmamıştır. Ve men la tecib es salatu ve la kadahu la yecib aleyhi es tilaveti. namazın edası ve kazası vacip olmayan kişilere tilavet sesi vacip olmaz. Ne gibi? Kel haizi ve nüfesai. Bunlar gibi. Lennu ma min eczai salati. Çünkü liennehu. Çünkü bu tilavet sesi min eczai salati. Namazın parçasındandır. Namazın parçası olduğundan dolayı namazla mükellef olmak şarttır. Namazla mükellef olmayan kişi bunu duyduğu zaman veya okuduğu zaman da ne olmaz? Sorumlu olmaz. Ve hiye bu

Hakeda hiye fi Osman radıyallahu an. Osman radıyallahu anh'ın mushafında olan şey e, tilavet secdesi budur. Esasen burada diğer mezheplerle Hanefi mezhebinde bir takım tartışmalar söz konusu. Onun için fukaha bunları da tek tek bu yönüyle yazmaktadır. 14 yerde Hanefi mezhebine göre ne vardır? e, tilavet secdesi e, için tilavet ayet kemeleri vardır. Bunlar okunduğu zaman da ne olur? Tilavet secdesinin okunması e, vacip olmuş olur. Evet burada kalmış olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Salli ala Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد